kendini doğanın sahibi, efendisi zanneden, mülkiyetçi insanlık bir felakete doğru gidiyor. Kendi sonunu hazırlıyor. Eğer insanlar bu şekilde dünyayı kullanmaya kalkarlarsa, devam ederlerse, bu sular benim, koylar, denizler benim, ormanlar benim gibi, ben, benim, sahibim, sahiplik iddiasında bulunursa, dünya insanlığı bütün uygarlıklarıyla, birikimiyle, kültürüyle bir köşeye atar, dinozorsuz yoluna devam ettiği gibi, dünya yine yoluna devam eder. Ama insansız devam eder. Çok anlamsız bir dünya ve varlık kalır. İnsan doğanın narsizmi, insan doğanın kendini beğenmişliğidir bence. Doğanın kendine hayranlığıdır. Ama tarım devrimiyle birlikte yerleşik düzene geçip tarım topraklarında mülkiyet, sahiplik iddiasıyla birlikte doğayı da değiştirmeye, ağır bir şekilde değiştirmeye, ama endüstri devrimiyle, kapitalist ekonomik modelle şu son 250 yılda gerçekten ekolojik yıkıma neden olacak boyutlara gelmiştir ve yaşam ciddi tehlikededir. Başta insan türünün yaşamı olmak üzere. Yani dünya dediği öyle çok matah, çok büyük bir şey değil. Yani bu hırs ne? Varsınız, yaşıyorsunuz, insansınız, insan olmanın zevkiyle, bilinciyle yaşayın. Ve doğada simbiyotik ilişkide olan canlılar, yani simbiyotik ilişkine birbirleri için varlar. Yaşamları birbirlerine bağlı. Böyle yani. İşte çam ağaçlarının dibindeki mantarlar çam ağacı sayesinde var. Çam ağaçları da onlar sayesinde var. Gibi. Bir yaşam zinciri var. Ekosistem dediğimiz hava, su, toprak, iklim. Canlılar, cansızlar hepsi bir arada, birbirisi birbiri için gerekli, birbiri için yararlı. Madenler gerekli, var. Bunu çıkartmak gerekebilir ama altını çıkartmaya ne gerek var? 250 yıl yetecek sanayinin ihtiyacını karşılayacak, sanayide kullanılıyor. 250 yıl yetecek altına, gerisi tuvalete altın kaplama yapıyorlar. Biliyorum onun neden yaptıklarını. Çünkü steril oluyor. Bakteriler üreyemiyor falan diye. Arabalar altın kaplama. Görüyorsunuzdur, internete girin, altın kaplama arabalar. İşte Hindistan, Pakistan, Türkiye, Orta Doğu gibi ülkelerde, Dubai'de kuyumcu dükkanlarının vitrinlerine falan bakın. Tonlarla altın, ziynet eşya, süs için takıyor. Ama bunun için onların çıkartıldığı yerde madencilik yapılıyor. Madencilikten sonra bir de altın kimyasallarla, siyanür liçi yöntemiyle elde ediliyor. Ve doğa orada yok oluyor. Artık orada bir daha hayat olmuyor. Siyanofil denilen, yani siyanür sever denilen kadınların örgüsü gibi ince, uzun, yeşil, ucu kahverengi, iğneli olan, 1-1,5 metre kadar boyu olan bir diken bitki var. Ondan başka hiçbir canlı, ama hiçbir canlı hayvan veya bitki yok. Sadece siyanofil denilen o bitki var. Böyle sine ve bir daha geri dönmeyecek şekilde yok ediliyor. Oysa o topraklar sonsuza kadar tarım toprağı olarak kullanılabilir ve insanlar oradan geçimlerini sağlayabilir, ihtiyaçlarını sağlayabilir. 40-50 liraya da kilosu domates yemeyebilir. Çözümü ekolojik komünel toplum, hiç uzatmadan. Antikapitalist toplum bunu kurmak için kesinlikle yaşamdan yana olan, insan türünün diğer canlılarla birlikte dünya üzerinde yaşamasını isteyenler sermaye yanlısı olmamak zorundadırlar ve ekolojik sınırlar içinde kuracakları komünlerle yaşamaları lazım. Başka çözüm yolu yok. Bunu nasıl gerçekleştiririz? Bunlar nasıl
hayata geçirilebilir? Bunları konuşup tartışmak lazım. Bunun için de düşünce özgürlüğü olması lazım. Gazetecilerin hapislere atılmaması, Rütü'nün onu bunu bahane ederip o bu kanalı kapamaması falan lazım. Bunları özgür bir ortamda konuşup tartışabilmeliyiz. Öyle keyfi, Selahattin Demirtaş sen içeriye, işte Merdan Yanardağ, sen nasıl böyle bir şey dersin, nasıl böyle bir konuşma yaparsın, hadi sen de içeriye falan, ne olmaz bunlar. Veya milletvekili olmuş can arkadaşımızı, can kardeşimizi içeride tutarak, halkın iradesine ipotek koyarak, onu yok sayarak, böyle tek adamın iki dudağı arasında bu işler olmaz. Tek adam Mustafa Kemal'le başlamış bu yolculuk, tek adamla devam ediyor.